Bu İskoçya konusuna dönelim. Bundan sonra dünyadaki ayrılıkçı hareketler çok daha meşruiyet kazanarak, çok daha bir anlamda bu tür referandumlar yapılsın yapılmasın, ayrılık barışçı şekilde veya bir şekilde ayrılınma, beraber yaşamak zorunda değiliz fikri güç kazanacak. Aslında ben o ayrılıkçılık, yani bunu onunla kapatıp Kolombiya'ya geçmek istiyorum. Yani evet. Bu ayrılıkçılık konusu veya bölgecilik, evet, bunun olumlu anlamda doğrudan demokrasi diye yorumlanabilir. Olumsuz, evet, anlamda mikro milliyetçiliğin güç kazanması diye yorumlanabilir. Ama son dönemde artan bir şekilde işte bu insanların doğrudan yani demokratik karar alma sürecine doğrudan katılma ihtiyacını dile getirmek, bu agency denilen şey. Veya proximity dedikleri, yani yönetilenin yönetene fiziksel olarak yakın olması. Evet. Uzaktan bir yerden bilmediği gri ve sürekli kendi kendine genişleyen bir bürokrasiyle değil de doğrudan hesap sorabileceği, şahsen tanıyabileceği ve İngiltere'nin kendi, yani Britanya'nın kendi seçim sistemi de aslında buna cevaz veriyor. Evet. Ama bunun üstüne bir Brüksel oturtunca tabii bir çelişki yaratıyor. Bir de hesap verebilirlik. İnsanlar hesap sormak istiyor. Onun dışında da bu bir kibir unsuru var. Yani işte bir İngiltere'nin kuzeyindeki bir sanayi işçisiyle veya işini kaybetmiş biriyle veya bir balıkçıyla Brüksel'deki bürokrat arasında bir kopukluk var ve o küçük insana diyelim tırnak içinde sürekli hata yaptığı, bir şeyden anlamadığı söylene söylene, dışlana dışlana ve eline bir fırsat geçince de o da ben de buradayım, evet, diye bir tepki gösteriyor zannederim.